Merhaba arkadaşlar, ben Gümüş Kaplanlardan Terzi. Bu videomda size F-16'nın kokpitini tek tek tanıtacağız. Bütün düğmelerini, bütün işlevini bahsederek. Şimdi uçağımız yerde çalışır vaziyette. Öncelikle sol panelden başlayarak sırayla gideceğiz. Bu sağ panele doğru tanıtımımızı bitireceğiz. Şimdi öncelikle burada test paneli var. Test panelinden başlayalım. Bakın bu düğme overheat detect. Şu test panelinde bastığınızda burada motorda herhangi bir ısınma veya yangın söz konusu mu onu gösteriyor. Bıraktığınızda bu kapanıyor. Yani bu sadece test, yani motoru ısıtıyor değil. Yani sadece motorun ısınma durumunda bana bir uyarı verecek mi diye bunu görmeme yarıyor. Test panelinin amacı bu. Test panelindeki her şey testtir yani. Bakın burada buna basarsanız bu düğmeye bütün ışıkların yanıp yanmadığını, bütün seslerin bana kulaklıktan gelip gelmediğini görmenize yarayacaktır. Bu O-Box bit denilen oksijen testi bu. Onu yapmaya yarıyor. EPU gen. Bakın bu EPU testi önemli bir test. Mesela kokpitte şu an uçak çalışır vaziyette olduğu için bir EPU testi yapalım. EPU testi şöyle yapılır. EPU nedir? Önce ondan bahsedeyim. Emergency Power Unit. Uçağımız herhangi bir şekilde motoru susarsa elektrik sistemlerinin acil iniş için belki çalışmasını sağlayan elektriği üretecektir. Jeneratörleri çalıştıracaktır. İşte o uçuş yüzeylerinin kontrollerini falan sağlayacaktır bana. Şimdi bunun testini yapalım. Çalışacak mı böyle bir EPU diye. Diyelim ki uçağımız güç kaybetti ve motor çalışmıyor. Sadece şu dışarıdaki havaalanından gelen rüzgarla elektrik üretecek mi bu Emergency Power Unit? Onun testi. Frenler basılı. RPM'i arttıralım. 80'e kadar vesaire. Arttırdık. Bu aslında idle artı 10 RPM'de yapılır. Daha sonra bu hal böyleyken biraz güç vermişken EPU'yu açıyoruz. Burada run lambası yanıyor. Ardından air lambası yanıyor önce. Air yani hava giriyor içeri. Run lambası da EPU'nun çalıştığını gösteriyor. Yani şu yeşil ışık. Burada 1001, 1002, 1003, 1004 diye sayıyorsunuz 5 saniye kadar. Sonra tabi gaz kolu hala açık. EPU'yu bırakıyorsunuz. Bu lambası da sönüyor. Air de sönüyor. Daha sonra frenleri bırakmadan gaz kolunu kapatıyorsunuz. RPM aşağı düşünce fuel flow normal döndü. Frenleri bırakabilirsiniz. Zaten büyük ihtimal ramp yaparken bu testi yaptığınız için takozlarla olacak tekerleklerde. O şekilde yani EPU test switch'i bu işe yarıyor. Her rampte bu testi yapmanız gerekiyor. Gümüş kaplanlarda uçuyorsanız. Devam edelim. Flight Control diye bir panel var. Digital Backup. Bu yine uçuş kontrolleriyle alakalı bir backup. Bunun da testi var. DBU test diye. Şunu açtığınızda DBU10 diye bir yazı görmeniz gerekiyor. Bu tabi rampin sonlarına doğru yapılan bir test. Çok da detaylarına girmeden anlatacağım. Alternate Flaps Extent. Bu flapları manuel olarak açmaya yarıyor. Manuel TF Fly Up Enable. Bunlar da Terrain Following Radar diye bir şey var. Yani yeri takip eden bir radar sistemi var. Orada otomatik olarak bizi çok yaklaştırmamak için kullanılan bir sistem. Yani bu uçakta yok o zaten. DCS'de yok. Leading Edge Flaps Locked. Şu Leading Edge Flaps dediğimiz LE Flaps şu öndeki hareket eden sistem. Bunu kilitleyebiliyorsunuz veya otomatiğe alabiliyorsunuz. Kendi hareket ediyor o zaman. FLCS Reset. Bu Flix diye bir sistem var. F-16'nın uçuşunu yönlendiren değil de yöneten bir fly by sistemi diye bir bilgisayar var. Fly by sistemini yöneten bilgisayar var. Flight Control System bunun adı. Bunu resetlemek için bu düğmeyi kullanıyorsunuz. Bit testi bu da önemli. Şu an DCS'de çalışmıyor ama bit testini çalıştırdığınızda run ışığı yanıyor. Buradan test sayfasına geldiğinizde burada bazı şeyler görmeniz gerekiyor. Şu an göremiyorsunuz DCS'de olduğu için. Burada bit testi çalışırken bu uçuş yüzeyleri kendi kendine oynayacaktır. Burada tabi oynamıyor. Bit testi yapılmamış şu an F-16 DCS için. Belki ileride yapılır ve biz bunların oynadığını görürüz. Buran lambası yanıyor. Yaklaşık bir
hani uçağına göre değişiyor. Şimdi her bloğun farklı farklı run süreleri var ve prosedür var. Bu blok elde hani 30 saniye belki çalışıyordur tahmin ediyorum. Sonra run lambası söndüğünde burada test sayfasında bit test pass diye bir yazı çıkması lazım ve hani hataların falan eğer bir şey varsa orada görürsünüz. Evet, 30 saniye sonra bakın aşağı yukarı söndü. Burada bir şey kalmadı. Tekrar devam edelim. Burada trimlerle ilgili bir panel var. Burada ne kadar trim verdiğinizi gösteren ve trim yapabileceğiniz bir panel var. İşte roll trim, yaw trim ve pitch trim diye 3 tane trim var. Burada ramp biteceğine yakın, hani bittikten sonra diyeyim, rampı artık taksiye başlamadan önce buradaki düğmeyi bir defa disconnect'e alıyorsunuz. Sonra uçağa trim vermeye çalışıyorsunuz. Trim yemiyor uçak tabii ki, disconnect olduğu için. Daha sonra bunu normal yap. Trimlerin merkezde olduğuna emin oluyorsunuz. Gerekirse düzeltmeler yaparak kalkışa hazırlıyorsunuz uçağınızı. Burası lambaları, yani dışarıdaki dış ışıkları, harici ışıkları kontrol ettiğiniz panel. Bunların detaylarını tek tek girmeme gerek yok. Mesela işte burada off'ta, burada tüm ışıkları karart var. Burada antikolojini karart, formasyonu karart ve normalde mesela şu an bütün ışıklar yanıyordur herhalde. Dışarıda bir bakalım. Evet, yanıyormuş. Bütün ışıklar. Tekrar bunu off'a alalım, fark etmez. Bu da flash steady, yani ışıkların yanıp söndüğünü veya sürekli yanık kaldığını kontrol eden bir şey. Bu da gövdedeki ve kuyruktaki ışıkların tam yanık, kapalı veya kısık olduğunu gösteren yazılar. Burada IFF ile ilgili bir şey var. Panel var. Bu IFF şu an DCS'de çalışmıyor. Burada hiçbir şey ellemenize gerek yok. IFF biraz karışık bir konu. Detaylarına girmeyeceğim. Şurada bir düğme var. Bakın bunu backup'a alırsanız backup radyoları çalışıyor. Ki radyolar kapalıymış şu an. UFC'ye alırsanız UFC'deki radyo çalışıyor. Yani F-16'da iki tane radyo var. O yüzden biri yedek, biri ana radyo gibi düşünün. Onu seçmenizi yarıyor. Yani başka bir şey, diyelim ki bunu kapattık. Buradaki UHF'ler çalışmıyor. Yani backup yazıyor burada da. BUP yazıyor bakın. Bunu UFC'de durması lazım ki şuradan kontrol edebilirim radyo frekanslarımızı vesaire. Fuel. Bu master switch'i. Fuel master switch'i off'taysa yakıtı kapatıyor. Uçak stop ediyor. Yani yakıt akışını sağlamak için bunun bu şekilde kalması gerekiyor. Tank inerting tanklardaki yakıtı birbirine aktarmayı sağlıyor. Bu da yakıt pompalarının normda aft'ta veya forward'da olması gerekiyor. Hani uçakta iki tane tank var. Yakıt tankı var. Daha çok var. Yani iki tane yok da. O iki tanktan hangisinin kullanılmasını şey yapıyor. Diyelim forward'ı kullanırsanız önce öndeki yakıtı tüketir. Uçağın dengesi arkaya kayar. Bunu da tam tersi olur. Normdayken ikisinden de dengeli harcar. Off'tayken yakıt pompası kapanır. Bu demek değildir ki yakıt kapanır diye bir şey yok. Yakıtı kapatan şu. Bu sadece yakıt pompasını kapatıyor. Negatif G çekerseniz veya işte yakıt böyle sallandığı zaman, azaldığı zaman boşluk yaparsa o zaman sıkıntı olabilir. O yüzden yakıt pompaları normda kalması normal koşullarda uygun olur. Air refuel switch'i bunu açtığınızda şurada bir lamba yanacaktır. Evet, yandı. Ve uçağın tepesindeki şuradaki alık tam ortasında bakın sırtının bir delik açıldı. Oradan uçak yakıt alıyor. Bunu kapatırsanız o da kapanacaktır. Evet, yavaş yavaş kapandığını gördük. Bilmiyorum kaçırdıysanız. Tam şuradaki. Bir daha açayım. Açtım bakın. Bu yakıt kapağı açıldı. Tekrar kapanıyor. Bunu açıp kapatıyor yani. Havada yakıt alacaksınız. Bunu açmanız gerekiyor. Şimdi sağa doğru devam edelim. EPU, bu Emergency Power Unit'i manuel olarak devreye sokabilirsiniz veya hiç devreye girmemesi için off'a alabilirsiniz. Normdayken otomatik olarak uçak güç kaybettiğinde devreye girecektir. Havaalanından giren rüzgar sayesinde size güç sağlayacaktır. Bu panelde main power'daysanız
jeneratörlerden elektrik üreterek o jeneratörlerin kullanılacağı anlamına gelir. Yani bu daha REM'teyken hani uçağa ilk oturduğunuzda bataryayı alarak akülerdeki elektriği kullanarak telsizlere falan güç vermeye yarıyor bat seçeneği. Ve test yaparken önce batı alıyorsunuz, sonra test yapıyorsunuz. Bunların detaylarına burada girmeyeceğim. Detaylı REM start videosunda ki DCS bu detaylı REM startı yaptığında bunları anlatırız tek tek. Şu flex şeylerini yakan test var. Şurada bataryayı alıp bunu flex testi yapıyorsunuz. Buradaki yazıların da bazılarının yanıp yanmadığını kontrol ediyorsunuz. Ama uçağa güç veren düğme şu. Böyle söyleyeyim. Elektrik sistemlerine. Bu video kaydıyla ilgili arkadaşlar. Hani bu videoda YouTube'da videolar olur ya böyle uçak işte böyle yaptı şöyle yaptı. Onların videolarının kayıtları buradan alınıyor. Burası ECM paneli. Electro Counter Measures. Yani jammer'ınızın ayarları ile ilgili şeyler var. Bu da şu an DCS'de çalışmıyor. Bakın operasyona getiremiyoruz bunu. Bu engine kontrol panel yani motorun kontrolleriyle ilgili olan panelde max power. Bunu hiçbir zaman kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Bu motora zarar verecek şekilde güç üretimini sağlayabiliyor. Zaten DCS'de çalışmıyordur. AB reset. Bu switch'i de kullanmıyorsunuz. Yani kullanılmayan şeyler bunlar. Burada. Engine control switch. Bu önemli bir şey. Burada bir sec test yapılıyor. Ramp'te. Motor kendini hasar aldığında veya işte AB'ye girmemesi gereken durumda secondary modunu alıyor. Yani primary modu var. Normalde çalıştırdığınız. Bir de secondary modu var. Orada nozzle sürekli kapalı olur. Motor hani güvenli mod gibi bir şey düşünün. Hani bilgisayarınızın güvenli moduna geçiyor gibi düşünün. Bunu ben secondary aldığımda RPM'in biraz düşecek ve nozzle position sıfıra inecek. Şöyle aldım. Bakın nose pos 0, RPM hafiften düştü. Burada bir sec test var. Frenlere basıyorum tekrar. Hafif şöyle gaz veriyorum. 80 RPM görene kadar. Ve tekrar geri çekiyorum. Burada nose posunu oynamadığından emin olmam lazım. Oynamadı da tekrar primary alıp kilidi kapattım. Jet Fuel Run diye bir ışık var. Bu şimdi çalıştırdığınız zaman uçağınızı pardon elektrik verdiğiniz zaman çalıştırmak için şunu start 2 konumuna getiriyorsunuz. Birkaç saniye sonra 10 saniye içinde run lambası yanıyor. Ve tekrar 15 saniye içinde pardon run lambasının yanması gerekiyor. Burada RPM yavaş yavaş 0'dan 20'ye kadar artacak. 20'nin üzerine çıktığında motoru idle detent yaparak yani yakıt akışını sağlıyorsunuz motora. Motoru çalıştırmaya yarıyor. Start 2'ye getirerek. Start 1 ne işe yarıyor? Start 1 farklı bir yakıt tipinde kullanılan bir motor çalıştırma modu. Ama bizim DCS'de kullandığımız yakıt modu Start 2'ye uygun. O yüzden hiçbir zaman Start 1'i kullanmıyoruz. Yani sol tuş basarak Start 2'ye alıyoruz. Buran lambası da işte RPM 20'nin üzerinden hani idle detent aldıktan sonra run lambası sonra sönüyor. Ve bu start switch'i bu yani start 2'yi aldığınızda takılı kalıyor start konumunda. Kendi kendine otomatik olarak off'a almak lazım kendine motor çalıştıktan sonra. Eğer almıyorsa elle almanız gerekiyor. Ramp'te de yapılan bir kontrollerden bir tanesi bu. Motor çalıştırırken. Burada sesle ilgili bir sürü düğme var. Bunlar. Şu intercom sesi burada hot mic var bakın. Şifreli off ve hot mic. Bunun bu yer ekibiyle konuşmanızı sağlıyor. Yani dışarıdaki yer ekibine bir şeyler söylemenizi sağlıyor. Bunu şifreli de olabiliyor, kapalı da olabiliyor, açık da olabiliyor. Üç konumlu. Intercom uçak içinde D tipi uçaksa bu iki kişilik uçaksa pilotların birbiriyle konuşmasını sağlayan bir sistemin ses açılıp kapanma şeyi düğmesi. Bu takanın sesi. Takanın ne olduğuna sonra geleceğim. Morse kodunu buradan duymanıza yarıyor. ILS yine ILS sisteminin yani takana benzer bir sistem var. İnişlerinizi sağladınız. Onun sesini açmaya yarıyor, ayarlamaya yarıyor. Thread
Arviyar'da ki şu Arviyar'dan bahsetmiştim daha önce. Simgelerin hani farklı farklı sesleri var. Onların ses seviyesi. TF bunun ne olduğunu hatırlayamadım. TF ton yazmış. Bu şey olabilir. Belki Terrain Following Radar'ın herhangi bir sesi falan varsa onunla ilgili bir şey olabilir ama emin değilim. Onu araştırmam gerekiyor. Eğer siz biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Biz de öğrenelim. Burada COM1 ve COM2'nin hangi modda çalıştığını gösteriyor. Bu kapalı konum. Bu SQ ile normal mod. Guard. Yani buradan bunu guard aldığımızda VHF'ten konuşmaya çalıştığımızda bu guard frekansı kullanacak. Yani guard'dan gidecek. Guard frekansı ne demek? Bütün uçakların duyabileceği bir guard alıcısı var. O guard alıcısına ses gönderiyor. Yani diyelim bir uçağı uyarmak istedik veya bir düşman uçağıyla haberleşmek istedik bir herhangi bir sebepten dolayı. Düşman uçağı demeyeyim de yani dost olmayan bir uçakla yani bizimle aynı frekansta olmayan bir uçakla ya da dost uçaklarla da haberleşebilirsiniz. Bir emniyet frekansı diyeyim. Bütün uçakların açık tuttuğu ve dinlediği frekans. COM1, COM2 sesleri yani uniform ve VHF dediğimiz, uniform ve Victor dediğimiz kanalların ses seviyelerini ayarlıyor. Missile bu Sidewinder'ın füzenin tonlarının sesi. Bunun da detayına burada girmeyeceğim. Şimdi dediğimiz gibi F-16'da iki tane radyo var. Bunun main mi, boat mu ya da automatic direction finder'da mı kullanıldığını seçiyorsunuz. Başka burada bunlar tabi bu frekansların değiştirmeye yarıyor. 315 mesela oluyor. 325, 335 falan gibi. Bunların bütün basamaklarını ayarlamaya yarıyor. Manual pitch diye bir şey var. Bu şimdi uçak Flix tarafından Flyby kontrol sistem tarafından kontrol ediliyor ama bazı kontrolleri hani tam yapmıyorsa bu siz daha fazla kontrol vermeniz gerekiyorsa bazı durumlarda onun için kullanılan bir şey bu. Şimdi şöyle ki dış görüntüye geçelim. Arkadaki şu elevatörleri tamamen ileri itlediğimde bakın ne kadar az ileri gidiyor. Ben bunu tekrar içeri gireyim. Override aldığımda dış görüntüye tekrar ileri itlediğimde bakın daha çok böyle kontrol sağlıyor. Bu da uçuştan önce yapmanız gereken kontrollerden bir tanesi ramp'te. Bunların tabi detaylı ramp'te bunların hepsini yapacağız tekrar. Şu düğme arkadaşlar kaskın parlaklığını ayarlıyor. Yani şu baktığınızda böyle gözüken kask var ya şu semboller. Bunların parlaklığı bu. Şöyle kapatırsam kapandı bakın. Ondan sonra nerede kaldık? Ha. Bu RVR'ı açıyor. Bakın kapalıymış şu RVR'ı açmaya yarıyor. Güç veriyor ona. Burada search radarlarını görmek için bir düğme var tekrar. CMDS paneli Countermeasure Dispenser System diye geçiyor. Bunların tek tek bakalım şimdi. Off'tayken kapalı. Standby'da açık ama sadece güç veriyor. Yani kullanılamıyor. Hiçbir şey atmaz. Chaff atmaz. Manuelde programladığınız programı kullanır. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye program var. Bunların 4 tanesi stick'ten atılıyor. 5 ve 6 slap switch denilen bir yerden atılıyor. 6 da başka bir yerden atılıyor. Her neyse onun programlarını kullanılan mod yani. Ana mod bu yani. Bu manda kullanılır arkadaşlar. Auto'da herhangi bir radar kilidi alırsam otomatik olarak chaff ve flare at gibi bir mod. Bypass'a getirdiğimde bastığımda bir chaff ve bir flare atılır. Sadece programdan bağımsız bir mod. Program burada seçme yeri var. 1, 2, 3, 4 diye. Hangi programı istiyorsanız onu kullanıyorsunuz. Bunlar tabi programlar uçuştan önce yükleniyor uçağa. Veya şuradan değiştirebiliyorsunuz. Onun şimdi detayına girmeyeyim. Şunlar chaff ve flare'lerin kullanımını açıp kapatan düğmeler. Bu RVR'dan hani RVR'ı bir kaynak olarak alıp oraya bakarak chaff flare at gibi bir switch. Bu da jammer'la ilgili. Landing lights, taxi lights landing ve orta switch var. Takside ise
Öndeki ışıklar bakın şöyle daha geniş bir alana aydınlatıyor. Eğer landing'te ise daha dar bir alana aydınlatıyor ama ışık şiddeti biraz daha artıyor. Off da kapatalım şu an. Bu da kapalı konum. Şurada bir düğme var. Düğme değil, kol var. Bu alternatif iniş takımlarını açma kolu. Yani iniş takımlarınız diyelim açılmadı herhangi bir sebepten dolayı. Bunu kullanarak açabilirsiniz. Ama bu acil durumlarda sadece kullanılması gerekiyor. Çünkü ayrı bir şekilde açıyor diyeyim iniş takımlarını. Ve bunu geri kapatmak mümkün olmuyor. Daha sonrasında uçuştayken. O yüzden acil durumlar dışında ihtiyacınız yok. Zaten bu da şu an DCS'de çalışmıyor. Burada gördüğümüz gösterge hava freninin açıp kapalı olduğunu gösteriyor bize. Bakın şöyle açtığım zaman hava frenini. Hava frenleri açık arkadan gördüğünüz gibi. Kapattım. Tekrar closed yazdı burada. Şöyle yakından göstereyim. Closed veya şöyle görebiliyorsunuz. Closed'da kalsın. Daha sonra ilerlersek nerede kalmıştık? Stores config bu. Eğer Cat 3'te ise uçağımız diyelim çok mühimmat yüklü ve fazla G çekmek istemiyoruz. Bu uçağımıza zarar verebilir. Cat 3'e getirirsek bunu 6G'ye sınırlanıyor uçak. Cat 1'de 9G'ye sınırlanıyor. Ama uçak zarar görebilir eğer Cat 1'de uçarsanız ve mühimmatınız çok fazlaysa ve çok G çekerseniz. Bunu koruma amaçlı bir düğme diye düşünün. Horn Silencer bu Angle of Attack dediğimiz hücum açısı 15'i geçtiğinde böyle boop diye bir ses duyarsanız onu susturmak için kullanılan bir düğme. Bu iniş takımlarını açıp kapadığınız normal kol. Hani kaldırıp indirilen. Bunu havaya kaldığınızda iniş takımlarınız kapanıyor. Aşağı kapanıyor. İndirdiğinizde açılıyor. Buradaki düğmelerde şeyler yanan bu şu lambalar. Ön sağ sol iniş takımının açık olduğunu simgeleyen lambalar. Bunlar iniş takımları kapandı, bunlar da sönüyor. Bu el freni. Yani böyle yaptığınızda el freni açık oluyor uçağın. Bu manyetik tabi fren. Hafif gaz verdiğinizde şöyle kapanıyor kendi kendine. Tekrar frene basayım dursun. Off da kapalı. Ne kapalı? Parking brake kapalı değil tabi. Anti skid diye bir sistem var. Şimdi ondan da bahsedeyim. Anti skid ABS gibi bir şey düşünün. Hani uçak indiğinde frenleme yaptığınızda tekerleklerin kilitlenmesini önlüyor bu. Anti skidde kalması gerekiyor sürekli. Off'ta ise frene bastığınızda tekerlekler kendini kilitler ve tekerleklere zarar verirsiniz. Uçağınız kayar. Kaza olabilir. Yani hiç gerek yok buna. Bu anti skidde duracak. Brake channel bunlar hidrolik kanallarla alakalı. Brake yani frenlerken hangi hidrolik kanalı kullanacağınızı seçiyor. Grand Jettison Enable. Bunu enable yaparsanız yerdeyken mühimmat bırakabilirsiniz. Yani mühimmatı jettison edebilirsiniz diyeyim. Yani bu jettison etmek ne demek? Mühimmatı patlatmadan kanattan ayırmak demek. Off'ta duracak bu normalde. Hook diye bir şey var burada. Hook up veya down. Şimdi F-16 kanca sistemi kullanmıyor. Yani gemiye inmiyor ama bazı durumlarda duramayacağı bir durum olursa veya bir arıza durumunda yere kablo serip pistte bu hook'u kullanarak o bir kabloya kendini takabiliyor. Onu açıp kapama kolu diyeyim size. O da F-16'nın. Ama bunu ramp'te işte havada yani up pozisyonunda olduğuna, yukarıda olduğunu rampe başlamadan önce kontrol etmeniz gerekiyor. Her ne kadar kullanılmıyor olsa da. Emergency Storage Zone. Bunun önünde bir cam var. Bunun arkasında bir düğme var. Bu her zaman basmamanız gereken bir acil durum düğmesi. Bu ne yapıyor? Havadayken bütün mühimmatlarınızı atıyor. Tanklarınızı atıyor. Uçağı böyle hafifletmek için aniden kullanılan bir düğme. Hava füzeleri atılmaz buna basarsanız. Onları kanatlarda takılı kalacaktır. Tanklar, bombalar vesaire hepsi gidecektir. Uçağı hafifletip aniden kaçıp gitmek için belki acil durumda iniş yapmak için yani mühimmatlarınızın hepsini atmanızı gerektiren durumlarda basmanız gerekiyor. Burası otomatik pilot paneli. Bundan daha önce bahsetmiştim. Şimdi girmeyeceğim ona.
Master Arm Switch'i, silah kullanımını açıp kapatıyor. Yani bu off'taysa hiçbir silah ateşlenmez. Böyleyse Master Arm'daysa silahlar normal şekilde ateşlenecektir. Simulate kısmında da eğitim modu, hani bütün bu sembolojiler falan çıkılacak, silah ateşlenecekmiş gibi. Ama hiçbir şey ateşlenmeyecek. Sadece eğitim için amaçlı. Bu off'tayken kalkış iniş yapılıyor. Şundan bahsedeyim. Kanopiyi açma kapama düğmeleri var. Burada bakın, bu kanopinin açma kapama kilidi. Bu da kanopiyi açan düğme. Buna bir kere tıklamanız yeterli oluyor. O sonuna kadar açılacaktır. Ama kapatırken tam tersi. Eğer bunu böyle bırakırsanız bu açık kalıyor. Bunu böyle basılı tutarsanız bu kapanıyor. Yani şu an bırakmadım bakın. Bırakırsam yarıda kalır kapanması. Şimdi bıraktım. Tekrar kilitleyelim yerine. Başka nerede kaldık? Altrel. Bu mühimmat atmak için kullanılan pickle diyelim. Yani şuradaki düğmenin, bu joystick'teki stick'teki bomba atma düğmesi şu kırmızı. Bunun çalışmadığı durumlarda şunu kullanarak atış yapabilirsiniz. Yani olur da bu çalışmazsa diye aynısından bir tane daha buraya yapmışlar. Lazer Arm, Master Arm gibi lazer ateşlemeyi sağlıyor. Yani bu kapalıysa hiçbir şekilde lazer ateşlenmez. Otomatik veya manuel olarak lazerinizi ateşleyemezsiniz. Şurada bir ECM lambası var. Bu jammer'ınız açıkken yanar. DCS'de şu an jammer olmadığı için bu fonksiyonel değil. RF Norm, Quiet ve Silent modları var. Şimdi Norm modunda FCR'ınız normal şekilde çalışacaktır. Quiet'ta FCR kapalı. Pardon. Quiet'ta radarınız kapalı olacak, fakat diğer emisyon yayan sistemleriniz, yani düşük güç üreten emisyon yayan sistemleriniz açık olacaktır. Mesela Datalink gibi. Ama düşman uçaklarını uyarmamak için radarınız açılmayacaktır. Normdayken bütün her şey açık. Silent'ta toptan kapalı. Topyekün hiçbir şey çalışmıyor. Hiçbir emisyon alamazsınız F-16'dan. Foul Technology düğmesi, bu pilota verilen uyarıların pilotun onayladığını gösteren bir düğme. Hani pilot ben bunu onaylıyorum dediği zaman buna basıyor. Çok da detaylarına girmeyeyim. Master Caution, bu önemli bir düğme. Hani uçakta bir herhangi bir şey olduğunda, değişiklik olduğunda arıza panelinde bu ışık yanar. Hani sürekli oraya bakamayabilirsiniz ama bunu görmüyorsanız artık kör olmanız lazım. Şöyle sek moduna alayım mesela. Uçağı. Burada bir arıza çıktı. Arıza panelinde bu uyarı çıktı. Sek modu. Ne diyor? Master Caution. Yani uçarken bunu görüyorsunuz. Aa, bir şey oldu uçağa. Ne olmuş? O sek moduna girmiş uçak gibi oluyor. Tekrar eski durumuna alalım. Master Caution da söndü. Eğer Master Caution'ı şöyle mesela şunu açalım. Master Caution yine yandı. Bakın burada bir arıza çıktığı için. Bunu böyle basarak resetleyebilirsiniz. Bu şekilde çalışıyor Master Caution. MFD'lerin detaylarına bu videoda girmeyeceğiz. MFD, yine bunun detayına girmeyeceğiz. RVR Priority modunda sadece sizin için yüksek tehditler gözükür. Open modunda bütün tehditleri görürsünüz. Target Separation diye bir düğme var şurada. RVR çok kalabalıksa buna bir defa basarak 3 saniye boyunca bütün tehditlerin birbirinden ayrı olarak görüldüğü bir mod. Şöyle göstereyim. TGTSEP. Burada bunların parlaklıkları var. Bakın, Angle of Attack Indicator'ın. Burada da yine yanmıyor ama burada da yine bir kontrol düğmesi var. Bunun detaylarına girmeyeceğim burada. Bunun detaylarına girmeyeceğim. Bunlar için ayrı bir videoda yapacağız. Şu da yine dead. Bunun detayına girmeyeceğiz burada. Çünkü şu düğmeleri kullanarak buradaki bazı şeyleri kontrol ediyorsunuz ve uçağın çok detaylı bu. Burada anlatmayacağız bunu. Bu Standby ADI, yani buradakinin aynısı burada da var ama kara düzen biraz daha, yani daha güvenilir modda çalışıyor ama bunun kadar can canlı değil, öyle söyleyeyim. Bunlardan daha önce bahsetmiştik, işte hızınızı, yüksekliğinizi vesaire gösteren düğmeler burada orta panelde. HSD denilen önemli bir ekipman. Bunun modları var. Bakın, takan modu. Nav modu. Bunları aletli uçuşta tek tek inceleyeceğiz, işleyeceğiz.
Yani burada bilmeniz gereken havada işte gördüğünüz gibi sıfırdan 360'a bölünmüş. Sizin pozisyonunuz burada, yönlerde burada, hedeflere uzaklığınız falan filan. Bu da pedal adjustment diye. Burada çektiğiniz zaman pedalların size göre yerini ayarlayabiliyorsunuz. Burası havalandırma ile ilgili bir şey. Bu fırlatma koltuğu. Şu switch harici yakıt taklarının önce ortadaki mi kullanılsın yoksa kanatlardakiler mi kullanılsın onu seçiyor. Bu fuel quantity select ne oldu? Bir saniye. Evet, elektrik sistemleri ile ilgili bir hata çıktı. Niye? Çünkü bununla oynadık. Bilmiyorum niye bu hata çıktı ama DCS'teki bir bug sanırım bu. Elektrik sistemleri ile ilgili bir hata var diyor. Ve şu an uçuş başımız sapmış. Bakın 354 gösteriyor. Ve 215 gösteriyor. Yani şu an INS hizalamamız da bozuldu. Bir arıza aldık. Niye aldık bilmiyorum. Yani bununla oynayınca arıza verdi. DCS'nin bir hatası diyelim. Yani böyle bir şey olmaması gerekiyor normalde. Biz devam edelim yine kokpitimizi tanıtmaya. Nerede kaldık? Evet, bunlardan da bahsedelim. Bu fuel quantity dediğimiz şey şu işe yarıyor. Test moduna getirdiğimizde şu iki lamba yanması gerekiyor. Bu 6000'i göstermesi gerekiyor ve bunun 2000'de durması gerekiyor. Bunu bıraktığım an bu yerine gelir ve normal değerler gösterilir. Bu ışıklar söner. Bu sadece yakıt testi. Yani iğneler normal gösteriyor mu? Bu numaratör normal gösteriyor mu? Totalizer deniyor buna. Rezervuara getirdiğimde uçağın rezervuar kısmında kalan yakıt 500 artı 500 gibi görünüyor. Internal wing, kanat içi, external wing, hani harici depo, harici yakıt tanklarının kanattaki yakıt tanklarının içinde kalan miktar. Bunlar tabi takılı olmadığı için şu an sıfır gözüküyor. Tekrar normda bunu kullanacağız. Daha sonrasında bu saatlerden bahsedelim biraz. Bu yağ basıncı saati en az 15 olması gerekiyor. Burada 20'nin üzerinde güzel. Nose position bu. Bir saniye, şimdi frenlere basıp biraz gaz verelim motora. Bakın oynuyor. Yani nozzle position yüzde kaç open oldu? %100 açık şu an. Bakın %100 açık. Hafif gaz verdiğimde kapanıyor. Tekrar açılıyor. Tekrar kapanıyor. Gibi. Burada nose pozu görebiliyorsunuz. Sek modunu aldığınızda bu yine sıfıra iniyor. RPM. Motor RPM'i frenlere bastım. Tekrar biraz gaz verdim. Bakın 75 gibi. Motorun ne kadar hızlı döndüğünü gösteriyor kısacası. Bu motordan çıkan gazın sıcaklığı. Bunun da belli limitlerde olması gerekiyor. Ramp start videosunda bunları işleyeceğiz. Bu sizin yönünüzü gösteren kara düzen pusula. Yani olur da uçağın bilgisayarı şaşarsa, ki şuradaki gibi bakın 354 gösteriyor. Yanlış, yani buna güvenmek lazım. Bu doğruyu gösterir. 215. Biz bu INS sistemi tekrar hizalamamız gerekecek birazdan. Her neyse, oraya geliriz. Bu kara düzen pusula hiç şaşmaz. Ama uçuşta böyle manevra yaparken falan doğru değeri okumanız uzun sürer. Diyelim. Hidrolik basınçları bunlar da 2800-3250 arasında olması gerekiyor normalde. Ki şu an 3050 civarında gördüğüm kadarıyla. Güzel. Yani hidrolik basınçlarımız güzelmiş. Şuraya gelirsek EPU'da kalan yakıt miktarı. Bunun da ramp start 92'nin üzerinde olduğunu kontrol etmemiz gerekiyor. Emergency Power Unit'in yakıtı. Bu da yüzde cinsinden değeri. Bu zehirli bir yakıt. EPU'nun yakıtı. Hidrazin denilen. Yani insanları ölümcül zarar verebiliyor. O yüzden sadece acil durumlarda kullanılıyor. Kabin basıncı burada gösterilen. Yani kabin pressure altitude çarpı 1000 diyor. Yani kabininizdeki, şimdi pressure altitude diye bir kavram var. Onun ne olduğunu gösteriyor yani, diyeyim size. Çok da detaya inmek istemiyorum bu videoda, kokpit tanıtımında. Bu bildiğimiz saat. Hani kadranlı saat. Şunu kaldırdım bu arada. Bunu böyle kaldırabiliyorsunuz DCS'de. Bu
left ve right hardpointlere elektrik veren switchler. Yani TGP veya HTS takılıysa uçağınızda onlara güç vermenizin sağlayan switchler. Bu FCR fire control radarı, yani radarınızın güç almasını sağlıyor, elektrik almasını sağlıyor. Radar altimetre 3 pozisyonu var. On, standby ya da off. Şimdi off'tayken radar altimetre 0 gösteriyor. Standby'da ise yine hiçbir şey göstermiyor ama kendini her an kullanıma hazır tutuyor. Bunu ona aldığınızda hemen bakın radarın kaç olduğunu gösterdi. Eğer off'taysa, şu an göstermiyor. Bakın standby'ı almadan hemen açarsam bakın gelmedi görüntü. Birkaç saniye sonra evet şimdi geliyor. Yani bu standby radara güç ver ama ölçme henüz demek. Taksi yaparken bunu standby'da tutuyoruz. Pist başında açılıyor bu. Bunlar HUD'la ilgili görüntü ayarları. Bunlar şu an çalışmıyor DCS'de, onu söyleyeyim. Dead data, bunu on yaparsanız şurada HUD'da burada gördüğünüz şeyin aynısını size gösteriyor. FPL yaparsanız yine bir şey gözükmüyor. Ama bunun ne olduğunu unutmuşum sanırım. Ya on ya da off olarak biliyorum ben bunu. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. HUD depressible switch, depressible reticle switch. Ha, bu da şey. HUD'da şimdi manuel modda roket falan atarken onun gözükmesini sağlayan bir switch diye tahmin ediyorum. Yani depression diye bir kavram var. Onun detayına da girmeyin. Bunu off'ta tutabilirsiniz. Hiçbir alakası yok modern sistemlerle sanırım. Burada HUD'daki hızın calibrated true veya ground speed olduğunu gösteriyor. Bakın şurada 0 olarak gözüken calibrated C gösteriyor. Bunu TAS'a alırsam T gösterir. Ground'a alırsam da G gösterir. Yani hızınızın cinsini, birimini gösteriyor diyeyim. Nasıl ölçüldüğünü gösteriyor. Altimetrenizin radara mı bağlı yoksa barometreye mi bağlı olduğunu veya otomatik diye bir şey de var. Seçen switch. Bunu barometrikte tutmanızın bir sıkıntısı yok. Altimetre radardan mı barometrikten mi alacak gibi bir şey bu. HUD'un parlaklığınla alakalı day veya night modu var. HUD'un test edildiği bir şey var. Burada nükleer panel var. Bunlarla ilgili DCS'de hiçbir çalışan bir şey yok. Zero Eyes şu düğme ne işe yarıyor? Bu savaşta diyelim uçağımızı eject edeceğiz. Bütün bilgileri silmek istiyoruz. Buradan silebiliriz. Bunu açarak böyle silebiliriz bütün bilgileri. DCS'de pek bir kullanımı yok yani. Düşmelerine geçmemesi için bilgiler. Consoles, işte buradaki ışıkların falan ayarları, bunları kendiniz deneyip görebilirsiniz. Burada açtığım zaman mesela şunlar yeşil yeşil. Gece tabii daha iyi olacak. Görünecek. Görünmesini sağlıyor. Kapattım tekrar. Bu da yine ışıklar, bunlar da arkadaşlar. Bunların parlaklıklarına falan oynayabiliyorsunuz. Bu da malfunction ve indicator. Yani şu ışıkların parlaklığını ayarlıyor. Tamam. Bu uçağın kliması gibi bir şey düşünün. Sıcak veya soğuk ayarı. Bu kabin içindeki basıncın normal şartlarda tutulmasını sağlıyor. Hani yükseldiğiniz zaman atmosfer basıncı düşüyor ya. Kabinin içindeki basıncın düşmemesi için kullanılan bir şey. Bunu kapatırsanız sağlık sorununa yaşarsınız. Öyle söyleyeyim. Burası bakımla ilgili bir panel. Bunu hiçbir şekilde ellemiyor pilot uçuşta falan. Yani benim bildiğim bu. Kısacası öyle söyleyeyim. Yani yanlış bir şey de söylemek istemem. Oksijen testi yapmak için kullanılan düğme. Şurası test moduna getirdiğinizde. Bu oksijenin şimdi burada da bir oksijen testi var. Bu da var, bu da var. Burada DCS'de ikisi de bunların çalışmıyor. Ama şundan bahsedeyim. Bu şu an nefes alıp verdiğinizi gösteren, hani oksijendeki ne tarafa doğru pilot çekiyor, üflüyor, onu gösteriyor. Şunu %100'e alırsanız %100 oksijen alacak pilot.
Bunu alırsanız normal hani atmosfer basıncındaki azot ve oksijen karışımı gibi olacak. Bu da off yapıp on yapmaya yarıyor bu sistemi. Oksijen maskesinin sistemini açıp kapatan düğme. Motorun buzlanmasını önleyen bir sistem. On, auto veya off şeklinde. Burada anten seçimi var. IFF ve UHF antenler için üst anten, alt anten veya norm ya da her ikisinde kullandığı alıcı antenlerin alıcı verici antenlerin hangisini kullanılması gerektiğini seçen düğme. Yani DCS'de çalışıyor mu bilmiyorum. F5'te çalışıyor bu ama burada yaptılar mı onun simülasyonunu tam emin değilim. Son panelimiz son değilmiş. Burada bir tane daha var. Son panelimizden bahsedelim. MMC Multi Mode Mission Computer sanırım açılımı. Uçağın işte atış hesaplamalarını falan yapan bilgisayar diyeyim. STS'da istasyonlarda takılı olan bu istasyonlarımız şu an boş. Mühimmatların elektrik gücünü sağlıyor diyeyim yani. Mesela şu SMS Stores Management System demektir. Bunu kapatırsam buradaki sembollerin falan gittiğini görmem lazım. Evet, SMS off yazıyor. Bu işe yarıyor yani. Şuradaki takılı olan bütün her şeye güç veren sistem. Bu bilgisayar demiştik, bu o demiştik. MFD. Şu ekranların adı MFD arkadaşlar. Bunu kapatırsam bu ekranlar gider. O yüzden uçuşta bunların hepsini açacağız. UFC, Up Front Controls, yani şunların gücü. Bunu kapatırsam bu ekran gider bakın. Map. Bu DCS'de sanmıyorum bunun çalıştığını. Şimdi normal uçaklarda da bu fonksiyonsuz. Bu düğmenin hikayesi şöyle. Bu uçağa Terrain Following Radar yerine daha gelişmiş bir sistem. Hani Moving Map dediğimiz bütün bu görevi uçtuğunuz noktadaki haritayı uçağa yükleyip o haritayı şey yapan sistemi hani gösteren, idare eden, hesaplayan ne derseniz deyin sistemi açıp kapatan düğme. Bu hiçbir uçakta F-16'larda yok şu an. Satın alınmamış diyeyim, öyle söyleyeyim. Satın almak istememiş Amerika bu sistemi. Böyle kalmış boş bir düğme. MITS Multi neydi bunun açılımı? Information Distribution System diye bir şey sistem. Uçak yani diğer uçaklarla aranızda veri alışverişini sağlayarak nerede ne var, onların radarlarında gördükleri şeyi sizin görmenizi falan sağlayan sistem. Datalink de uçak yani kol içi diyelim komutlarda lider atıyorum 2 numaraya ya da 3 numaraya hedef gösterecek. Onu Datalink üzerinden gönderiliyor bu bilgiler. Hava karada da yine pozisyon gönderme, mark point gönderme gibi fonksiyonları olan bir Datalink sisteminin açılıp kapanması ile ilgili. GPS, normal bildiğimiz GPS uçağın koordinatlarını uydudan almasını sağlayan EGI, Embedded INS GPS sistemin GPS kısmını açan switch. INS switch'i ne? Bu önemli bir şey. Dedik ya burada şimdi INS'i sapmış. Bakın burada 215 gösteriyor uçuş başını. Burada 354 gösteriyor. Şimdi demek ki bir INS'te sapıklık oldu. Bunu kapatalım. Off konumuna getirdim. Off konuma getirdikten sonra store heading'i alayım ya da normal alayım. Bakın uçuş başını düzeltmesini bekliyorum ben yavaş yavaş. INS şu an 97 kalite. Evet, şu an 215'i bulmak üzere. 214, 213. Bu düğme INS'i hizalamayı başlatır. Şuna enter diyelim. Şuna enter diyelim. INS'i hizalatmayı başlatır. INS nedir? Inertial Navigation System dediğimiz uçağın manevra yaptığında ne tarafa baktığını falan bilgisayara sensör diyeyim size. Yani bunun şimdi fiziksel açıklaması var ama bu biraz uzun sürer. Onu detayına girmeden şöyle ki uçak bir makine sonuçta. Nerede olduğunu bilmiyor.
ne yaptığını bilmiyor, ne tarafa döndüğünü bilmiyor. Sonuçta bir demir parçası. Ama siz biliyorsunuz, ama ne kadar iyi biliyorsunuz? Belki güneşe bakarak batıya uçtuğunuzu söyleyebiliyorsunuz, kuzeye uçtuğunuzu söyleyebiliyorsunuz, belki haritaya, yer şekillerine bakarak. Şimdi INS diye bir sistem var. Bunu hizalayınca biraz vakit geçiyor. Bu momentumla ilgili bir şey, cayrolarla ilgili bir şey. Bunu hizaladığınızda uçak bir şekilde şeye sahip oluyor. Dönüşlerde ne tarafa döndüğünü aklında tutabilir hale getiriyor. O işe yarıyor yani. Diyelim bir bomba atacaksınız, sağa döndünüz, sola döndünüz, buradaki yazılar kayıyor, şuradaki dereceler falan kayıyor tırmanışta, dönüşte. Yani bunun size sunulmasını, bilgisayara, uçuş bilgisayara sunulmasını, görev bilgisayara sunulmasını sağlayan fiziksel bir destekleyen sistem uçağı, öyle söyleyeyim. Hani tam tanımını ben de şu an yapamadım ama ne olduğunu biliyorum ama anlatamam gibi bir şey oldu. Ramp'te bunu off'tan store heading'e veya normal alıyorsunuz, hangi modda align edeceksiniz. Daha sonra işiniz bitince nav alıyorsunuz. Burada INS'in kalitesine göre navigasyon verisini alabiliyorsunuz. In-flight align var şurada. In-flight align havada uçağın kendi INS sistemini align etmeye yarayan bir mod, o da DCS'de. Şu an bu çalışmıyor. Onu da söyleyeyim. Son olarak kalan şurada bir panel var. DTU, Data Transfer Unit diye bir sistem var. Burada bir kaset var arkadaşlar. Şu kaset çıkarılıp takılıyor. Bu şimdi DCS'de çalışmıyor ama şöyle, bu kasete ya da ne bileyim ne derseniz deyin artık adına, görev bilgileri yükleniyor. İşte sizin uçacağınız noktalar, chaff flare programlarınız, ne bileyim yüklenecek mühimmatların bazı ayarları vesaire, o görevle ilgili olan her şey, değişebilen her şey briefingte konuşulup oraya yüklenip, uçağa getirdiğinizde bu kaseti buraya takıyorsunuz. Daha sonra şuradan MFT'den DT kısmına gelip tüm verileri yükle veya işte herhangi bir veri yükle gibi uçağınıza görev ve görev spesifik bilgileri yüklemenizi yarayan bir sistem DTO. Başka anlatmadığımız bir şey kaldı mı? Şöyle bir bakayım. Sanırım kalmadı. Bunları dediğim gibi MFT'leri, ICP dedi ve HUD'u. HUD'u gerçi anlatmaya pek gerek var mı bilmiyorum. Onu silah sistemlerini anlatırken işleriz, HUD'un sembolojisini. ICP DED ve MFT'leri anlattığımız videoda bunların üzerinden geçeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. INS'imizi de nava atalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.